yeşillikleri ve masmavi deniziyle bizi selamlayan Lefke bölgesinde gemi konağında kendisi gibi genç kuşaklar için bir mekan yaratmış Timuçin Tom. Şimdi bu işletmenin hikayesi aslında 25 yıl önceye dayanır. 5 yaşından beri aynı mahallede, yani biraz daha alt mahallede yaşadığım komşusu olduğum Aras vardı benim arkadaşım. İşte 5 yaşından beri arkadaştık. Ondan sonra gençliğimiz olduğu ilerleyen yıllarda spor yapmaya başladık beraber. İlk önce benim bir deneyimim oldu. 2010 yılında ben bir yarışmaya katıldım. Yani bizim bir barakacığımız vardı. Bir barakacıkta çalışırdık. O barakadan dedik ve bir ağırlık yarışması var. Gidelim deneyelim dediler. Dedik tamam deneyelim. Gittim ben yarışmaya. Şanstan mı oldu artık yoksa gerçekten yeteneğim vardı diye bana söylerlerdi. Birinci oldum o yarışmada bench press dalında. 79 kiloda birinci oldum. 160 kilogram kaldırarak. Ondan sonra benim bu yeteneğimi keşfetti federasyon. Halter Federasyonu. Özellikle Taner Özdaş fark ettiydi. Taner Hoca dedi bu çocuğu alalım biz Türkiye'ye götürelim. Beni götürdüler Ankara'ya. Sanırsam 2010 Mayıs'ta öyle hatırlarım. 2010 Mayıs'ta zaten Ankara'ya gittiğimizde ben böyle rahat gittiydim. Tişört falan tarzı şeylerle. Ondan sonra üşüttüm de ben orada. Neyse katıldık yarışmaya. Orada üçüncü oldum Ankara'da. 165 kilogram kaldırdım ama 173'ten geçtiler beni. 170 ve 173'ten. Ondan sonra geri geldim. Aras dedi ben de isterim bu işe başlayayım. Tamam kardeş dedim sen de başla. Zaten o Ankara ODTÜ'de okurdu o zaman. Ben de isterim dedi başlayayım. 2011'de bir yarışmaya hazırlanmaya başladık. O yarışmada ben hem TC hem KKTC rekoru kırdım. 82 kiloda 190 kilo bench press kaldırdım resmi olarak. Ve orada bir rekor kırdım ben. Zaten rekorum hala daha kırılmadı kaldı yani. Motosiklet kazası sonucu yaşamını yitiren çocukluk arkadaşı Aras'ın hayali olan spor salonunu açan Timuçin Tomak, arkadaşının adını bu salonda yaşatıyor. Ondan sonra 2012 yılında bir yarışmaya da hazırlanırdık. Aras da askere gittiydi. Sen de hazırlan, askerden çıkınca dedi, şey yaparız. Ben de devam ederim. Askerdeyken motor merakı sardı bizi, motocross. Orada kaza geçirdi, orada rahmetlendi. Sonra Aras'ın bende bir çantası vardı. Tabii bunu daha kimse bilmez, şimdi öğrenecekler. Bende bir çantası vardı, çantasında da hayalleri yazardı hep sırayla. Ben de karar verdim ki işte üstü açık bir araba aldıydım, jeep aldıydım, bir şeyler aldıydım. Dedim ki ben bu arabayı satacağım, bu motoru da motoru da jeep'i de her şeyi de satacağım. Biraz da başka işlerden, doğru yatırımlardan yaptım birikimle. Burayı dedim açacağım, spor salonu açacağım. Öyle Aras Fitness doğdu. Yani hikayesi böyle oldu. İşte listesinde yazan bütün hayallerini yaptım ben sırayla. En sonunda bu salondu. Salonda yaptım, büyüttüm de burayı. Lefke'yi açık söyleyeyim, Lefke'yi terk etmedim. İstesem o maddi güce sahiptim. Lefke'yi terk edip başka bir yerde iş de kurabilirdim. Ama böyle bir güzel yeri Lefke için açtım ve Lefke'li de 13 yaşında çocuğuna kadar herkes gelip benim bu zor durumumu fark edip yazılmak istedi. Yani insanlar 13 yaşında biri tabii ki salona gelip yazılamaz, yasaktır da ben kabul etmedim zaten de şey oldu. Yani herkes istedi destek olsun. Ve insanlar zaten hep beni telefonda aradığında benim adımı kimse bilmezdi. Aras abi işte isterim salona geleyim. Bu şekilde Aras'ın adını sonsuza kadar yaşatacak bir yer yaptım. Öyle de olacak yani. Küçük yaşlardan biridir spora ilgi duyan ve gençlerin de sporla iç içe olmasını umut eden Timuçin Tomak'ın bölgesine duyduğu sevgi, onu spor salonunu doğduğu yer olan Lefke bölgesinde açmaya itmiş. Yani motosiklet bir kere başladın mı her gün böyle içinde bir şey artık seni dürter sürmek isten sürekli.
güzel, doğru kullanıldığında zevkli bir şeydir ama Kıbrıs'ta trafik kurallarının ve bilincin o seviyeye yükseldiğine inanmam ben. ...2012'de ben sakatlık geçirdim. Çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Hem stresten dolayı hem işte arkadaşımı kaybettim. Güvenim azaldıydı kendime. Ve ilaç sektörü. Yani bu sporda kesinlikle arkasında durarak hiçbir şeyden çekinmeden söylerim. İlaç sektörü bu işin kanseridir. Steroid sektörü. Ben yanlış steroidçilerin kurbanı oldum. Ben Timuçin Tomak 82 kiloda 190 kilogram bench bastım. Bu adada daha gözükmemiş bir şeydi. Türkiye'de dahil hala daha da gözükmedi. Eğer benim Türkiye'deki hocam var, Gürhan Gürler iyi saatte olsun. Türkiye Powerlifting Federasyon Başkanı'dır. Çok iyi bir insan, çok iyi bir hocadır kendisi. Ve bana dedi ki, sen dedi dünya şampiyonu olacaktın. Yanlış ilaçlar kullanmasaydın ve... Yani bu iş bir pazardır. Yani benim salonumda zaten ben uzak tutmaya çalışırım. Diğer salonlar için nasıl gider, nasıl ilerler bilemem. Ama benim salonumda şu ana kadar sakatlanan da yok, çok şükür. Zaten ben sakatlandıktan sonra benim hocalarım yanlış uygulama da yaptılar bana. Üçüncü dereceden yırtıldı benim pectoralis majorum. Kesinlikle geri dönüşü olmayan bir yırtıktı bu. Zaten futbolcularda bazen sahada duyuyorsunuz pat diye bacak atar. O benim göğsümde oldu. İç kanama oldu, ta kasıklarıma, bacaklarıma kadar zor bir durumdu. Yani açıkçası... Gençler bu sporu yapsınlar, bağışıklıkları güçlenir, kan dolaşımı düzelir, spor yapmayan insanlar daha kötü durumda şu anda. Kendilerine baksınlar, kendilerini sevsinler, vücutlarına önem versinler. Bu kesinlikle böyle havalı olmak değildir. Bu aslında senin kendini sevdiğini gösterir. Ve yapsınlar yani, dağa tırmansınlar, yüzmeye gitsinler, vücutlarına önem versinler. Bu önemli bir şeydir. Sağlık için önemli bir şeydir. Bölgemizde yani mesela Güzelyurt bölgesinde örnek vereyim ve Lefkoşa örnek vereyim. Fitness sporuna veya işte zumba, pilates bu tarz sporlara Güzelyurt ve Lefkoşa bölgesinde daha çok eğilim var. Spinning daha çok eğilim var. Biz bir ön olduk, bir lider olduk bu işte bölgemizde. Benim arkamda bir jenerasyon gelir yani ben bunun farkındayım. Genellikle ağırlıkçı olmak yolunda isterler ilerlesinler ama fitness aslında böyle plaj vücudu dediğimiz vücut daha mantıklı olacak benim düşüncem ki diğer sporlara da fırsatın kalabilsin, şansın kalabilsin. Spor salonlarında insanlar, zaten spor salonuna gelen insan kendine bakan, kendini seven insandır. Zaten sağlığına önem veren biri ateşi çıktığında ya da Allah korusun Covid olduğu zaman zaten bunu anlayabilir. Ve sporu yapan biri kesinlikle ben açık söylerim. Ben spor yaptığım günler meyhanede bile arkadaşlar uzattığında bir sigara yakmak istemem veya iki dupleden fazla içmek istemem. Çünkü o gün antrenman yaptım, istemem antrenmanımı yakayım. Yani bunlara dikkat ederiz. Spor yapan insan ister istemez erken uyumaya dikkat eder. Erken uyumayan insan gece uyuyakalır, trafik kazası yapar. Yani spor aslında her şeyden uzak tutar. Ki bizim bölgemizde de giderek arttığını düşünürüm. Artacak da yani ben buna elimden geleni yapacağım. Zaten şu anda zaten bölge halkı bana bunu gösterir zaten ya yani arkamda dururlar. Bu alet aslında hamile ve bel fıtığı olan insanlar için ısınma konusunda iyi bir bisiklettir. Recumbent bike diye geçer. Yani sırtının rahat olduğu, işte bacak kalça kısmının rahat olduğu bir bisiklettir. Kesinlikle rahat herkes yapabilir çünkü dizinde sorun olan veya belinde ciddi bir sorun olan insan bantta ve eliptikte zorlanabilir veya omurgasında sorun olan biri. Bu saydığım eliptik, bant gibi, spinning gibi bisikletlerde zorlanabilir.
ama bu bisikleti rahatlıkla kullanabilir. Üniversitenin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olan Timuçin Tomak, yurt dışında aldığı fotoğraf eğitiminin ardındansa hobi olarak edindiği doğal fotoğrafçılığını da sürdürüyor. Üniversitede bölümüm radyo, TV, sinemaydı. Zaten ondan dolayı işte fotoğrafçılık bölümü, yani fotoğrafçılık konusuna merak saldıydım. Ve zevkimdi yani. Doğal fotoğrafı çekmek benim en büyük zevklerimden biriydi. Ama Kıbrıs'ta doğa fotoğrafından geçinemeyeceğimi anlayınca düğün sektörüne yöneldiydim. Radyo, TV, sinema bölümünü iyi bir dereceyle bitirdim ve ondan sonra işte Türkiye'de eğitimler almaya devam ettikten sonra kendi işimi kurdum. Ve oradan sonra da artık ilerledim. Hayatımın 17 yaşımın ilk 2 ayı emlakçılık denedim. O zaman Örüncer yeni gelirdi bizim bölgeye, üniversite yüzünden. Başarısız oldum onda. Ondan sonra Ahmet abi vardı, bizim Ahmet Kolcu. Dedi anneme işte bu çocuk dedi atsın ya dedi, bir dükkancık var sizin, atsın onu da fotoğrafçılık denesin. Oradan gitti artık iş. Yani ilk bir sene hiç işlemedim, bir tane düğün çektiydim. Ondan sonraki yıllar işler giderek arttı. Ben de kendimi geliştirdim. İstanbul'a kurslara gittim, oraya gittim, buraya gittim. Gelişti işler. Ondan sonra zaten fotoğrafçılıktan kazandığımı biraz borsaya yatırdım. Borsadan sonra dolar olarak geri gelince ve dolar daha 2.90 filandı. Hemen birleştirdim bütün gücümü. Ailem de biraz yardım etti ve hemen de açtım spor salonunu. Gençlere söyleyeceğim bir söz olursa kesinlikle bu dünyanın geçici olduğunu bilsinler. Bir anlık bir dünyadır. Anı yaşasınlar, günü yaşasınlar. Geçmişe ve geleceğe takılmasınlar, pişmanlıklara takılmasınlar. Hayallerinin peşinde koşsunlar. Hello and welcome to today's Discovery North Cyprus, and today we are in the capital Lefkosha and we are at the Venetian Column and Saray Önü Atatürk Square. Sit back and enjoy today's Discovery North Cyprus. The Venetian Column and Saray Önü Atatürk Square. In the year 1550, during the Venetian period, a black granite column was brought from the ruins of Salamis and erected in front of the Carmelite church, which then stood where the Saray Önü Mosque now stands. The column, which was to stand as a symbol of Venetian authority, had the lion of St. Mark, the symbol of the Venetians, placed atop it. During the Ottoman period, the column was demolished, and in 1915, while at war with the Ottoman Empire, the column was re-erected by the British. They replaced the lost St. Mark lion with a bronze orb.
and decorated the plinth with the dates of the demolition and re-erection, 1570 and 1915. The column is approximately 6 meters high, and around its base were 6 coats of arms of Venetian noble families. However, one of them now is missing. During Ottoman times, Saraiona Square was frequently used for military ceremonies and as military headquarters. Its name also changed several times until in March 1943 it was renamed Atatürk Square. During the Ottoman period as well, the houses surrounding the square began to take on classical Ottoman features of clay-tiled roofs, courtyards, aved windows and latticed bay windows. In the early 20th century, during the British administration, the Ottoman governor's mansion, originally a Lusignan Venetian palace, was demolished and the impressive law courts were constructed in its place. Many other fine colonial period buildings were also constructed around this time, including a post office, a police station, and a number of banks in the square. There is an Ottoman fountain in the north of the square. Southwest of the fountain is a platform which was built to celebrate the coronation of Queen Elizabeth II in 1953. The British governor of the time announced the coronation from this platform. That's all we have time for on today's Discovery North Cyprus. Until we meet again, take care. And bye-bye. Thank you.
İyi günler değerli izleyenler. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Tarım Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırlayıp sundukları Çiftçinin Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli izleyenler, tarım topraklarının hızla elden çıkarılması, bunun yanında topraklı tarım yapılan alanlarda maliyetlerin her geçen gün katlanarak artması üreticilerimizi yeni tarımsal üretim alanları bulma ve araştırma yönüne itmiştir. Bu cümleden olmak üzere toprak kullanılmadan topraksız tarım yapılmakta. Bunun yanında hidroponik sistem kullanılarak, yani tamamıyla su kullanılarak üretim yapılması yolunda sevinerek izliyoruz ki çok önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizde topraksız tarımın çilek alanlarında kullanıldığını ve bu yönde yapılan üretimleri anımsayacak olursanız geçtiğimiz programlarda ekranlara getirmiştik. Biz bugünkü programımızda hidroponik sistemle, yani tamamen su kullanarak yapılan tarımı inceleyeceğiz. Bunların çok önemli avantajlarını vardır ve bu avantajlar programımızın normal seyri üzerinde ekranlara gelecektir. Biz bu amaçla bugün Doğancı köyündeyiz ve yanımızda hidroponik sistemle üretim yapan genç bir girişimci ile Ulaş Nizam'la birlikteyiz. Ulaş Bey, önce Ulaş Nizam kimdir? Bize bunu anlatın. Şimdi Ulaş Nazım, soyadımız Nazım. Evet, ben avukatım. Yaklaşık 5 yıl evvel ülkeye geldim. Ondan evvel işte İngiltere'de, İstanbul'da, Güney Kıbrıs'ta avukatlık yaptım. Buraya tabii kulağımızdan tuttular, geri getirdiler. Kıbrıslılar, yani Kıbrıs aşığıyız zaten. Ve hiçbir şekilde yurt dışında duramadık. Ailemiz de gel gel dediği için döndük geldik. Tabii burada da epey 5 yıldır hukuk ofisimizi geliştirdik. Diğer ülkelerdeki şubelerimize de devam ettik. Ama bir şeyler dürttü. Biz Elyeliyiz, yani Doğancılıyız. Hep ailemiz tabii yıllardan beri hep toprakla uğraştı. Küçüklükten beri bunların içerisindeyiz. Biz de dedik bir şeyler yapalım. En azından yurt dışındaki bazı bilgileri, yenilikçi şeyleri buraya getirelim. Böyle düşündük sonra. Bu fikir aklıma geldi. Şimdi öncelikle bizim yani halkımızda, Kuzey Kıbrıs'ta kanser oranı inanılmaz derecede yüksektir. Ve üreticiler, özellikle tarımla uğraşan üretici kesim ciddi ciddi sık sık hasta oluyor. Ve bunun sebeplerini yıllardır biz hep düşünürken ilaç kullanımının, işte hormon kullanımının, yanlış uygulamaların aslında halka çok ciddi zarar verdiğini gördük. Bunları düşünürken bazı konferanslarda, bazı ilerici yatırımcıların projelerini okurken bununla karşılaştım. Epey araştırdım, yaklaşık 2 yıl araştırdım. Ve önce evimizde küçük bir sistem kurduk. Sonra burada küçük bir serada denedik. Olunca bir proje yazalım dedik. Çünkü sağ olsun, yani Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte Tarım Bakanlığımız böyle bir hibe programı açmıştı. Yenilikçi tarım üzerine. Biz de buna başvurduk. İşte başvurur başvurmaz süreçlerden geçtiğimizde kazandığımızı duyunca çok sevindik. Biz de dedik ki tamam, artık üretime de soyunmak gerekir. Ve tabii bu sistemi, yani Türkiye'de bile yeni. Yaklaşık 4 tane yer var. Hiç uzman yok. Uzmanlar hep yabancı. Onların tabii çalışma ortamları biraz daha farklı. Olanakları çok daha iyi. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Biz de bunu kendimiz ayrıntılarını düşünerek, bulamadığımız parçaları uydurarak, sistemi anlayarak yapmak istedik. Böyle bir şey ortaya çıktı. Evet. Gerçekten değerli izleyenler, ben uzun yıllar tarım sektöründe çalıştım ve ama beni en çok duygulandıran, sevindiren ve heyecanlandıran böyle başka mesleklere bağlı, başka meslek gruplarına
bağlı gençlerimizin tarıma gönül verip bu yönde çalışmaları beni gerçekten çok sevindirmiştir. Evet Ulaş Bey, şimdi hidroponik sistemden bahsediyoruz. Önce bu sistem nedir? Bunu izah edelim. Şimdi hidroponik sistem çok farklı farklı çeşitleri var. Özellikle bu hidroponik sistem NFT dediğimiz nutrient film teknik. Yani çok ince bir sıvıyı köklerden fidenin altından geçirirsiniz ve köklere besinini o şekilde verirsiniz suyla birlikte. Bunun avantajı nedir? Bütün kullandığınız su hep mesela seramızın ortasında bir boru var. Bütün bunlardan gelir, toplanır ve depomuzda birikir. Hiçbir suyu biz israf etmiyoruz. Sadece buharlaşmadan ve marulun içtiği, bitkinin içtiği suyu tekrar ekliyoruz. Dolayısıyla %95 oranında inanılmaz bir su tasarrufu sağlar. Evet, gerçekten ülkemizin kıt olan su kaynaklarının böylece değerlendirileceğini de gördük. Evet. Demek ki çok az bir masrafla yani su sarf ederek üretim yapıyoruz. Aynen öyle. Yani açık alanda, tarlada bunu yaptığınızda sulama yaptıktan sonra suyun yaklaşık %80'i zaten toprağın altına gidip kayboluyor. Bununla birlikte gübre de kayboluyor ve gittikçe toprak da birazcık fakirleşiyor. Şimdi bu tarz sistemler normalde çok şehirleşmiş alanlarda, Kore'de, Japonya'da yavaş yavaş başladı. Şu anda Amerika'da, İngiltere'de, hatta Londra'da, underground'da, yani tren istasyonlarının altında, metrolarda yapılmaya başlandı. Orada güneş olmadığı için ışık kullanırlar mesela. Çünkü bir kere metrekare içerisinde yapabileceğiniz üretimi dikey olarak yukarıya doğru sayısını arttırabilirsiniz. Suyu çok az kullanabilirsiniz. Ayrıca hiçbir ilaç vesaire kullanmanıza gerek yok. Çünkü toprağa temas yok. Kontrollü bir alanda üretim yaparsınız. Böyle avantajları var. Demek ki çok avantajları var Ulaş Bey. Şimdi bir kere sudan tasarruf ediyoruz. Evet, doğru. Gübreden tasarruf ediyoruz. Yerden tasarruf ediyoruz. Evet, aynen öyle. Doğru. Şimdi yerden tasarruf deyince tabii bu dikine büyüdüğü için içerisinde bulunduğumuz seranın alanı ne kadar? Bir dönümdür. Tabii bir Türkiye dönümü aslında. Yani 1024, evet bir dekardır. Normalde bir dönümde bizim ülkemizde yaklaşık 7000-8000 marul üretilebilir ve bu 45 gün hatta hava koşullarına göre 60 günde hasat edilebilir. Oysa ki burada biz 8 kat yukarıya çıkabiliriz. Burada 16 kattır. Bazı küçük mikro şeyler de yapabiliyoruz. Başka ürünler de yapabiliyoruz. Ama marulda 8 kat daha artar. Yani bir dönüme 8 kat daha fazla. Sanki 8 dönümü buraya sığdırabilmiş gibi üretim yapıyoruz. Yani bir dönümden 8 dönümden aldığımız verimi alıyoruz. Aynen öyle. Ve bu da çok kısa vejetasyon süresi var. Aynen öyle. Biz 28 günde. 28 günde. Evet, 28 günde. 60 günlerde 28. Evet. Çok avantajlı. Doğrudur. Yani. Böyle göstereyim. Mesela bu marulun kökü toprakta sıkıştığı için daha fazla stresli ve daha yavaş büyür. Oysa burada açıktır ve bunu ben şimdi söktüm, tekrar yerine koyduğuna hayatına devam edecek. Bunun hasatı da kolay, ekmesi de kolay, işçilik inanılmaz derecede az. Standartlarda bir dönüme bir personel sadece bütün serayı çevirebilir. Evet. Bu şekilde bir avantajı var. Şimdi Ulaş Bey, benim aklıma tüketiciler için iyi bir fikir geldi. Zannedersem yanılmıyorum. Şimdi bunu biz bir tüketici aldığı zaman evine götürür, bir vazonun içine koyar ve yapraklarından istediği kadar keser, ihtiyacı olduğu kadar. Doğru. Ondan sonra bitki yaşamasına devam eder. Evet, böylece hem buzdolabında fazla yer kaplamamış olur, hem de değil mi? Doğru, hem de taze ve kullanıma hazır bir marulu böylece kullanabilir. Tüketici yönünden de bu avantajı var değil mi? Evet. Avrupa'da böyle jel dolu küçük saksılar var. Onların içerisinde bu şekilde zaten marketlerde satılabiliyor. Evinize alıp koyarsınız. Evet. Tabii bizde buna çok büyük bir talep yok. Bu kültür meselesi. Bizde daha çok marulun mesela biz sıfır ilaçla üretiyoruz. Yani bir gram pestisit atmıyoruz. Herbisit atmıyoruz. Yani ot ilacı da atmıyoruz. Çünkü toprakta su toprağa değmiyor. Bu da toprağa değmediği için hiç böcek vesaire pestisitler de üzerine tırmalıp solucan vesaire de bunu yemiyor. Dolayısıyla
inanılmaz derecede tasarruf ediyoruz. Hiçbir şekilde ben mesela hiçbir ilacı bilmem, nasıl kullanılacağını bilmem. Bazen bazı bu öğrenme sürecinde bazı hatalar yaptık. Mesela tellerimizi tam kapatmadıydık. Çok az böcekler gördüğümde tabii herkes bize alışkanlık gereği işte pestisit önerdi. Ben epey düşündüm, dedim bunu hiç gönlüm el vermedi yapayım. Her halükarda hiçbir şekilde yani limit altı olsa bile, uygun atsak bile bunu yapmak istemedim. Doğal yöntemleri araştırdık. Tabii biz burada bakın boyumuza, yani burada hemen her şeyi görebiliyoruz. Yere eğilmemize gerek yok. Elde fış fışla mesela Arap sabunu veya içine sirke koyarak biraz müdahale ettik ve bunu çözdük. Böyle avantajları var bu sistemin. Çok avantajları var. Evet. Demek ki hidroponik sistemle üretimin gerçekten inanılmaz avantajları.